19 yaşındaydım. Markamı da proje olarak sunmuştum hocama orada. Bu çocuğa yakın durun demişti. Bu dünya markası olacak demişti. O hocam sağ olsun iyi ki de öyle bir şey demiş. Çünkü ondan sonra anneme gidip ben üniversiteyi bırakıyorum anne dedim. Aile dostlarım, arkadaşlarım yapma etme. Nasıl satacaksın? Çok zor dönemlerdi. Bırakın çevreniz sizi tasarımcı olarak kabul etmiyor. Yurt dışı nasıl kabul etsin? Türkiye'nin en büyük sıkıntısı sürekli hep birbirimizi aşağı çekmeye çalışıyoruz. Sen yapma, yapamazsın. Ve nasıl dünya markası çıksın o zaman? Sorumluluk gibi hissediyorum nedense. Ben yapmasam kim yapacak? Hep onu düşündüm. Bir şekilde içimde bir ses vardı. Onu hep hissettim ve onu dinledim. Hep içindeki ses buradan git Bünyamin dedi bana. Başarı kelimesini çok sevmeyen bir insanım. Başarı, ben başarılıyım hiçbir zaman demek istemem kendime. Ülkeme bir miras olarak, bir moda mirası olarak bırakabilmem. Kültürsel bir miras aslında. Yani Benjamin belki o zaman 30 yıl, 40 yıllık bir marka olacak. Hani İtalya'daki gibi. Çoğu marka 50 yıldan daha yaş. Ortalama Prada'lara baktığımızda, işte Giorgio Armani'lere baktığımızda hepsi last 30 years. O yüzden çok daha yolun başındayız bence markalar olarak. Bünyamin Aydın Almanya'da küçük bir şehirde doğdu. Neuss diye bir şehir. Yaklaşık Düsseldorf'a 15 kilometre. Hayatımın çoğu sporla da geçti. İlk Almanya'da 6 yaşındaydım sanırım. Bir futbol takıma yazıldım Almanya'da. Aslında Türk bir ailenin bir çocuğuyum. Benim dedem misafir işçi olarak da kaynakçıydı Almanya'ya ilk gittiğinde. Ben aslında 3. jenerasyonum. O kültürsel çarpışmaları hep yaşadım hayatımda. İşte Almanya'da küçük bir şehirde yaşıyorsun. Evine girdiğinde Türkiye'yi hissediyorsun ama evden çıkınca Almanya'dasın ve o çarpışımlar, o kültürsel farklar beni hep çok beslemiştir. Türk arkadaşlarım Almanya'da hep Türklerle zaman geçiriyordu. Ya da Almanlar Almanlarla. Ben hep iki tarafla zaman geçirmeyi veya köprü olmayı, herkesle anlaşmayı çok seviyordum. İstanbul'a 12 yaşında geldim. İşte ailem Türkiye'ye taşınmak istedi. Babam daha çok buradaydı diye. Çok seyahat ediyordu o. Türkçe öğrenmeye başladım çünkü Türkçem çok kırıktı ve hala biraz aksanım var. Ama çok garipti böyle büyük bir şehire gelmek. İlk senelerimde İstanbul yaşadığım yer zannediyordum. İstanbul çok büyük. Doğu, Batı sentezi olsun, Asya kıtası, Avrupa kıtası. İnanılmaz bir şehir. Çok heyecanlıydım ve algılarım genelde diğer insanlara göre bence ya da burada yaşamış, doğmuş insanlara göre çok farklı. Buraya bir Kapalı Çarşı'ya gittiğinde orada belki mağazalar görüyorsun, deri dükkanları görüyorsun ama ben duvardaki eski freskolara bakıyorum. Oradaki ben genelde burada doğmamış bir insan belki orada Almanya'da bir Türk kökenli birisi olarak çok farklı algılar var bende. İstanbul'da dolaştığımda bile bu binayı kim yapmış, bunun mimarı kim, bunun arkasındaki hikaye ne, niye buraya böyle bir şey yapıldı, hikayeleri çok merak ediyorum. Herkes sola gidince veya herkes sağa gidince sola gitmeyi seviyorum veya sola gideni neden sola gidiyor diye merak ederim. Steve Jobs benim en büyük ilham kaynaklarından biri. Şu an Elon Musk'ın yaptıklarını çok beğeniyorum. Yoshi Yamamoto gibi, Rei Kawakubo gibi önemli Japon tasarımcıları, Hiroshi Fujiwara gibi moda tasarımcıları ve kültürsel provokatörleri seviyorum aslında. Fark yaratan. Ben Japon kültürüyle büyüdüm. İşte Pokemon koleksiyonum var, bütün kart koleksiyonum var. Bir yandan Dragon Ball Z, anime, bütün çocukluğum Almanya'da. Zaten 89'luyum ben. O dönem 89'lar, 90'lar zaten bayağı bir Japon kültürüyle büyüdü. Ben eğitimi tamamlamadım. Ben Almanya'da anaokulumu bitirdim. Burada ortaokulumu Alman Lisesi'nde okudum, Taksim'de. Sonra liseye, İsviçre'ye gittim yatılı okula. Sonra o yatılı okuldan mezun olup 3 tane üniversite deneyip 3'ünü de bıraktım. Bölümler de çok zıttı yani, çok komik. Birisi uluslararası ilişkiler. Onun için de Cenevre'ye gittim. Çünkü orası da işte United Nations olsun, politik bir şehir gerçekten. Ona hiç benlik bir dünya olmadığını fark ettim. Zaten 6 ay sonra bıraktım orayı. Onu burada işletme okudum bir yıl. Sonra onu da bıraktım. 6 ay reklamcılık okudum Bilgi'de. Onu da bıraktım. Zaten markamı kurmuştum Bilgi'deyken. Ama benim ailem bana gerçekten ne yapmak istediğini sen seç ve istediğini yap dediler. Beni desteklediler. Tabii ki bazen de yapma, bunu bitir. Tabii ki onlar da vardı ama hep hayalini yaşa dedi. Çünkü hayatta bir kere yaşıyorsun. Hayatını yaşa. Ama tabii ki de okulumdan, üniversitemden de uzak kalmam için de baskı kurdular tabii ki. Yandan ama hayalime karşı bir şeydi o da. O dönemde
paranın anlamını bilmiyordum çünkü 19 yaşındaydım. Sanırım 10.000 euro veya 15.000 euro ile başlamıştım. O zaman ailemden almıştım parayı ve küçük bir koleksiyon yapmıştım. O koleksiyonla beraber bir de Berlin'e bir biletim vardı ve orada küçük bir stand tutmuştum. Olay tamamen öyle başladı. Harrods'tan sipariş aldım. 19 yaşındaydım ve titredim, hatta hiç unutmuyorum. Yani ailemi aradım hemen. O Harrods'ın bana inanması ve koleksiyonumu satın alması bana inanılmaz bir motivasyon verdi 19 yaşında. Sonra o heyecanla beraber zaten devam etti. Hikayemde hep böyle peakler oluyor, sonra sakinleşiyor, sonra yine peak oluyor. Aslında marka yolculuğu bir maraton gibi. Tasarladığım bir şeyin birisinin alıp satmak istemesi. O bana inanılmaz motivasyon verdi. 2011'de şirketi kurdum artık İstanbul'da. 2011'de koleksiyonlar başladı. T-shirt'ten çıkmaya çalıştım. Bir kapşonlu hoodie'ler olsun, sweatshirtler olsun. Ondan sonra 2013 veya 2014 dedim ki ben tişört tasarımcı olmak istemiyorum. Herkes bana tişörtler ne kadar güzel diyordu. Benim için de yani benim vizyonum tişörte odaklı bir şey değil. Benim vizyonum çok daha geniş. Şu anki başlangıç noktam bu. Çünkü bir şeyle başlamam lazım. İnsanların bunu seviyor olması lazım ve giyiyor olması lazım ki ben bir kategori daha ekleyebileyim. Ondan sonra şunu keşfettim. Ben artık moda haftalarına katılan bir hazır giyim markası olmak istiyorum. Gömlekler tasarlamaya başladım. Denim ceketler tasarlamaya başladım. Aslında bir erkeğin giyebileceği her türlü ürünleri tasarlamaya başladım. Dedim ki ben insanlara, hani ben sırf tişört yapmadığımı göstermek için defile yapmam lazım dedim. Defileyi yaptıktan sonra herkes gördü ki Bünyamin sadece tişört tasarlamıyor. Gömlek de var orada, blazer ceketler de var, kot pantolonlar da var, farklı farklı ürün kategoriler var. Ondan sonra bir sezon daha yine Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week'e katıldım. Orada da ikinci defilem oldu. Ondan sonra baktım ki defileme gelen çoğu insan ya arkadaşım ya da tanıdığım, zaten yıllarca dostum olan basın. Yeni birisi görmüyor benim ürünlerimi. Benim artık yurt dışına çıkmam lazım. İlk defilemi yapmıştım. O zaten hayatımın en büyük kırılma noktası diyebiliriz. Milano'da defilemden sonra hissettim. Bütün dünyada, yani New York Times'lerden, Amerika'dan tut İtalya, Vogue Paris, tüm Vogue'larda çıktı ve o an eyvah dedim. Özel hayatım kalmayacak artık dedim ve hiç unutmuyorum. Yani bir hafta daha Milano'daydım ve ne sosyal medya kullanmak istedim. Çünkü ben içime kapanık bir insanım bir yandan da. Ne kadar sosyal medyada gözüksem de etkinliklerde. Bazı şeylerin özel kalması daha samimi geliyor bana en azından. Şunu fark ettim orada. Artık Bünyamin eski Bünyamin olmayacak. Onu hissettim. Çünkü bütün basında telefonlarım çalıyor, mesajlar sürekli geliyor. Bir an farklı bir enerji hissettim. Bir hafta sonra Nike'den bir mektup geldi bana. İşte Bünyamin, 12 tasarımcıdan biri seçtik seni. Orta Doğu bölgesinde rüzgarlar estiriyorsun. Yeni bir akım yaratıyorsun. Sen sırf bir tasarımcı değilsin. O mektuptan sonra zaten dedim okey, şeyler değişiyor yine. Portland'a davet edildim. İlk Nike'a tasarım yapan Türk oldum. Ve Portland'da yeni Air Max'i tasarladım. Ve ismine de Carpet Swoosh koydum. Birden fazla hisler var. Bir, sorumluluk. İki, korku. Üç, mutluluk. Hepsi bir arada yani. Bir yandan ilk ayakkabıyı tasarlamak bir Türk olarak, o bir hem bir gurur hem bir yandan kötü bir şey yapmak istemedim. Çünkü gelecek nesile örnek olmasını istedim. Kendi kendime sorumluluklar atadım. Aslında oraya gidip sadece tasarım yapabilirdim ama ben hep böyle anlamlar yüklemeyi seven bir insanım. Sorumluluk var orada. Hem tasarım ilham veriyor olması lazım gelecek nesil tasarımcılara. Özellikle Türk tasarımcılara. Yapacağım tasarım hem köklü olması lazım ama bir yandan da o kadar inovatif olması lazım. O yüzden yaptığım şey aslında Air Max 97'yi aldım. En sevdiğim Silver Bullet Nike ayakkabısı var. Onunla Vapor Max'i birleştirdim. Vapor Max o yılın en son tabanıydı Nike'ın çıkardığı. Ve o ikisini birleştirerek aslında eski yeni sentezi oluşturdum. Bir yandan Türkiye ve bir yandan İstanbul'da benim için buydu. Ve üzerine halı desenimi ekledim. Ve mid kısmını. Ve öylece de Carpet Swoosh ortaya çıktı. Ondan sonra BMW işbirliklerim oldu. Coca-Cola geçen yıl oldu. Magnum'la bir projemiz oldu. Böyle devam etti. Bir de Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ın hem vizyonu olsun hem oradaki ekip olsun. Gerçekten çok vizyoner davrandılar. Çünkü bir tasarımcıya gidilir ve sizle tasarım yapmak istiyoruz. Al size anahtarı veriyorlar ve tasarım yap diyorlar ama orada bir beni özgür bıraktılar. Tabii ki tasarımlar çıktıktan sonra feedbackler aldım. Beraber çalıştık. Beraber geliştirdik. Ama gerçekten özgür hissettim. Ki o kadar önemli bir futbol ülkesiyiz, yani futbolun merkezinde olan bir ülkeyiz. Yani ilk çıktığı günü hatırlıyorum. Herkes stada saldırmıştı. Ya benim için büyük bir deneyimdi. Daha çok kendi kendime, ailemin desteğiyle buralara kadar geldi. Neden? Çünkü ismimden aslında, işte Almanya'da doğdum, bana Benjamin dediler. Türkiye'de Bünyamin, ismim aslında Bünyamin. Lugano'da, İsviçre'de Benjamino dediler, bana Benjamin dediler. Ben de dedim ya,
her yaşadığım ülkede herkes ismimi istediğine göre söylüyor. Hiç sormuyor yani Bünyamin diye ya da diyorum Bünyamin diye, abi Benjamin oluyor. Ben de dedim orada bir şey var. Önce de Benjamin's koymak istedim. Sonra baktım annem görmüştü, oğlum bunun patentine baktın mı? Ondan sonra araştırdım. Benjamin's diye bir patenti zaten bir Amerikan bir müzik bandı tutmuş. O yüzden Türk tarihinde de Fransa ile çok yakın, işte L'Orient Express gibi böyle geçmişimiz olduğu için, Fransızca, bir de Paris modanın başkenti olduğu için ve en sevdiğim şeylerden biri olduğu için Fransızca bir isim vereyim dedim. Le Benjamin dedim. Ama insan yapısı hep oraya hayal ediyor. O hayaline vardığı zaman, o hayal ettiğin zamanla şu anki zaman arasındaki heyecan çok farklı oluyor. Tam buradayım artık olursun. Ve hayalim büyüyor. O da kötü bir şey bence hayatta. Çünkü hayattaki en güzel şeyler bence ailenle, dostlarınla güzel zaman geçirebilmek, yavaşlayabilmek, anı yaşayabilmek ve hayattaki en küçük şeylerden zevk alabilmek. Markayla ilgili hayalim gerçekten San Francisco'da Levi's'in kampüsüne gittim. Benim hayalim Le Benjamin'in ileride İstanbul'da büyük bir kampüsün olması ve buradaki gençlerin kendisini özgür hissedebileceği, kendisini yaratıcı hissedebileceği bir yerde çalışabiliyor olmalarını hayal ediyorum. Kurmak çok basit ya. Şu an sen bir tane kurabilirsin bugün. Seninle şurada oturup bir şeyler çizeriz. Sonra Mert'lerde ya da Osman Bey'de bir üretici buluruz. Gösteririz tasarımları bu akşam. Haftaya, 2 hafta, 3 hafta sonra ilk numaralarını görürsün. Ne kadar tutacak? 4.000-5.000 TL tutar. O olay o değil ama. Marka kurmak çok bir şey etmiyor. Bir para tutmuyor yani. Önemlisi sürdürülebilmek, devamını ve arkasını getirebilmek. Dünyaya da baktığınızda çoğu moda markasında ya fonlar var ya aileler var. Bütün markalarda neredeyse öyle. Esas Holding gerçekten bana tasarım ve markaya odaklanmamı kattı ve bana o konfor alanı sağladı. Operasyon bambaşka bir şey. Orayı bayağı bir beraber işte son 2 yıl hem doğru yetenekler bulup hem aynı o vizyonla inanabilecek insanları bulup yerleştirip oraları güçlendirdik ve benim tamamen daha ana odak yerime odaklanmamı sağladı. Çünkü ben esas holdingden önce hem üretime tabii ki yöneticilerimiz var, şeyleri var ama bugün de hala üretimde neler oluyor biliyorum. Her departmanda neler oluyor biliyorum ama o zamanlar daha da çok içindeydim. Şu an biraz daha böyle yukarıdan aşağı bakmak, yanlış anlamayın, hiç anlamını demiyorum. Daha böyle işin doğru gitmesine bakabiliyorum. Daha önce işi çözmeye çalışıyordu. O olay, o denge işte çok farklı. Yani operasyonumu bambaşka bir yere getirdik beraber. O da hep birbirimizi dinleyerek aslında. Çünkü onlar da benim vizyonumu korumaya çalışıyor. Benim tasarım dünyamı korumaya çalışıyor. Benim özgür olmamı, hayal ettiğim her şeyi tasarlayabilmemi ve olana hiç karışmıyorlar.